Devasa Biz YouTube kanalına herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle farklı bir konseptle beraberiz. Şöyle karışık renkli sümbül soğanı aldık arkadaşlar. 3 adet. Bugün size bu sümbül soğanlarının dikimi hakkında ve çoğaltılması hakkında bilgiler vereceğiz. Edindiğimiz bilgiler kadarıyla. Dilerseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle şöyle paketinden çıkaracağım soğanlarımı. Çürümüş mü? Bu şekilde soğanlarım var arkadaşlar. Bir tane de minik çıktı. Bu şekilde. Sümbül soğanları arkadaşlar tam Kasım, Aralık, Ocak ayları gibi dikiliyormuş. Çiçeklenmesi ise Mart, Nisan, Mayıs gibiymiş. Ve boy olarak da 20-25 cm kadar başlıyormuş. Ne söylüyor bize bilgilendirme kağıdımız? Eğer bahçeye dikeceksek arkadaşlar 8-10 cm kadar derinliğe dikilmeleri gerekiyormuş. Ama biz ılıman bir iklimde yaşıyoruz. Ve ılıman iklimde yaşayanlar için araştırmalarımda öğrendiğim kadarıyla şu kısımları biraz açıkta kalıyor. Hafif bir şekilde. Ben o şekilde dikeceğim. Eğer sert bir iklimde yaşıyorsanız buradaki gibi derine gömebilirsiniz. Saksılarda ise 4-5 cm derinlikte dikiliyormuş. Ben dediğim gibi ılıman bir iklimde yaşıyorum. Oldukça yumuşak geçen bir kışa sahibiz. O yüzden biraz daha açıkta kalacak şu kısımları benim diktiklerimin. Ve ben bu videoda sadece dikim yapmayacağım. Biraz önce de bahsettiğim gibi sümbül soğanlarını çoğaltacağız. Normalde bir sümbül soğanı şu çiçeklerinden düşen tohumlarıyla 4 yılda şu kadar bir soğan oluşuyormuş. Ama bizim yaptığımız şekilde 2 ay içinde büyüklü küçüklü soğanlar nasıl elde edilir bunu göstereceğiz. Dilerseniz bahçeye çıkalım ve yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bahçedeyiz. Küçük bir yürüme yolumuz var bizim bahçemizde. Onun hemen yanındaki bu alanı seçtim ben dikmek için. Şu soğanımızı şimdi buraya dikeceğiz. Ve ben yanına da şu küçük olan soğanı dikeceğim. Bakalım ne kadar sürede büyüyecekler. Şöyle. İçeride de bahsettiğim gibi ılıman bir iklimde yaşadığımız için ben hemen üzerine azıcık toprak örtecek şekilde dikeceğim soğanımı. Şöyle taşlardan arındıralım. Dediğim gibi şu kısmını da dışta bırakıyorum ve bastırıyorum. Minik olanı da hemen şuraya dikeyim istiyorum. Şöyle bir havalandıralım toprağını. Evet. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle ucu dışta. Bununkisi de öyle. Bakalım ne kadar sürede, ne kadar boyutlara ulaşacaklar sizinle göreceğiz. Şimdi arkadaşlar saksı dikimine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi saksı dikimine geçtik. Saksı olarak ben şöyle küçük bir saksı seçtim. Saksı dikiminde dikkat etmemiz gereken tek nokta bu tahliye deliklerimizin açık ve yeterli derecede olması gerektiği. Evet, şimdi dikmeye geçelim. Şöyle bahçe toprağımız var. Herhangi bir ek madde uygulaması yapmadık biz. Kendi tavuklarımız var. Belki sesleri geliyordur. Onların gübreleriyle dinlenmiş doğal bir toprak. Şu şekilde. Biz neredeyse zaten bütün çiçeklerimizde bu toprak kullanıyoruz. Oldukça da güzel verim alıyoruz. Alıyorum. Yeterli diye düşünüyorum.
Soğanım için yer açıyorum. Şöyle. Dediğim gibi bu üst noktası açık olacak şekilde de dikiyorum. İşlemde bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz çoğaltma işlemine geçelim. Evet, sıra geldi çoğaltma işlemimize. Ben öncelikle arkadaşlar soğanımda oluşan şu küçük bebek soğanımı koparacağım. Bunu da ayrı olarak dikeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi çoğaltırken soğanımızı dilediğimiz boyutlarda keserek başlıyoruz. Soğanlarımız bu kadar küçük istiyorsak daha küçük parçalara, ben biraz daha büyük parçalar istediğim için 4'e falan bölmeyi düşünüyorum. Şu şekilde böldüm. Bir tanesini 2'ye böleceğim. Bunu 2'ye bölelim. Şimdi 3'e falan bölmeyi düşünüyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar saksımızı alalım. Dikimize geçelim. Arkadaşlar saksımızı toprağımızı katalım. Önce soğanımın yapısı gereği kabukları ayrılmıştı ama görüyorsunuz bu bir önem teşkil etmiyor, sorun teşkil etmiyor. Kabuklar arası soğanlar oluşmaya başlamış bile arkadaşlar. Bunun sebebi ise soğanımızın zaten birbirinden ayrılmış olmasıyla alakalı bir durum. Diğer soğanların bütün olduğu için herhangi bir ek soğan çıkma durumu yoktu. Bunlarda ama kabuklar arası soğanlaşmalar görüyoruz. Bir diğerini de göstereyim. Bu da çok küçük. Şurada baby oluşmuş. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Çok küçük. Şurada bakın. Görüyor musunuz? Evet, bunları şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle. Yine ben uçları biraz gözükecek şekilde yapacağım. Bu çoğaltma işleminde arkadaşlar. Sulama yapmıyoruz. Sadece şimdi vereceğimiz sulamayla idare edecekler. 2 ay boyunca hiç sulama yapmayacağız. 2 ay sonunda ne kadar büyümüş soğanlarımız, neler oluşmuş beraber göreceğiz. Şurada büyük olarak dikeceğim soğan.
2, 3, 4, 5 ve 6 parça. Evet arkadaşlar, bu kadar. Ben şimdi su getireceğim. Bunları bir sulamasını yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik sulama işlemine. Şöyle bu çoğaltmak istediğimiz soğanların olduğu saksı, biliyorsunuz. Bunu bir kere sulayacağız ve 2 ay boyunca hiç sulamayacağız. Kuru ve gölge bir yerde saklamamız gerekiyor 2 ay boyunca. Bu kadar sulamanın yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer saksımıza. Bunu ise kontrol ederek kurudukça sulamasını yapacağız. Şöyle. Biraz önce çıkan küçük olan soğanımızı da ben buraya diktim. Şu şekilde şurada bir, şurada iki ve üçüncü de burada. Bunları da sulayacağım şimdi. İşlemlerimiz bitti. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda sümbül soğanını hem bahçemize diktik, hem saksımıza diktik, hem de çoğaltmasını yaptık. Umarım faydalı bir video oluşturabilmişizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok mutlu olurum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.